Sevgili öğrenciler, merhabalar Gobeller. Şimdi bu videomuzda da rasyonel sayılara başlıyoruz dostlarım. Bizim yine matematiğimizin neredeyse en kolay konularından bir tanesidir ki her sene mutlaka sorulur dostlarım rasyonel sayılardan. Bu son yıllarda özellikle 2018-2019 yıllarında böyle yeni nesil soruları var daha çok. Ama ondan önceki yıllarda yine klasik sorulardan da rasyonel sayılar soruları her yıl sorulmaya özen gösterilen konulardan bir tanesidir. Çok zevkli, çok basit bir konudur dostlarım. Rasyonel sayıları biz yine nasıl söylemiştik? Kesirler olarak ifade etmiştik. Pay ve paydası tam sayı olan üst ve altta böyle kesirlerimiz vardı. Bunları şöyle yavaş yavaş açıklaya açıklaya toplamasıydı, çıkartmasıydı. Bunların sıralamasıydı, çarpmasıydı, ondalık sayılardı derken rasyonel sayıların hepsini gömmeye çalışalım biz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir odaklanmasını da ayarlayalım kağıdımızın. Gidip gelmesin sürekli. Evet. Hadi bakalım. Bira bismillah dedik. Rasyonel sayılarda toplama, çıkartmayı ve bir de rasyonel sayı neydi bunu hatırlayacağız dostlarım. Rasyonel sayı dediğimiz şey şöyle kesirli bir ifadeydi dostlar. Şu üstteki a'ya pay, alttakine de payda diyeceğiz. Üste pay, alttakine de payda. Dikkat edin, buradaki B dediğimiz ifade asla ve asla sıfır olmayacak. Çünkü tanımsız oluyordu. Kesirli bir ifadenin paydası asla sıfır olmayacak. İlerleyen konularda da çok işimize yarayacak. B'nin sıfır olmamasına dikkat edeceğiz ilerleyen aşamalarda. A ve B'nin de tam sayı olması gerekiyordu. Kesirli bir ifade, rasyonel sayı olması için. Şimdi gelelim toplama ve çıkartmaya dostlar. Şimdi toplama ve çıkartma yapabilmeniz için rasyonel sayılarda şu payda dediğiniz kısım mutlaka eşit olacak dostlar. Eşit değilse toplama çıkarma yapamıyorsunuz. Bakınız eğer paydalar eşitse, şuraya açıklayarak da yazmaya çalıştım dostlarım. Paydalar eğer eşit verilmişse, bakın ikisinde de z. Yani topla diyorsa üstleri topluyorum x ile y'yi. Çıkar diyorsa da çıkarıyorum x'ten y'yi. Ve paydalar işleme girmiyor arkadaşlar. Hani z ile de z toplanıp 2z yazmıyoruz buraya. Ortak paydada yazıyoruz dostlar. Ortak payda yazılır. Yani şu iki paydada kaç taneyse artık kesrimiz 3 taneyse 3'ünün ortak olanı z olduğu için z'yi getirip yazıyoruz. Zaten paydaların eşitlenmesi amacı da bu. O eşitle olan paydalardan birini yazıyorsunuz. Sakın ha ikisini de toplayarak ya da çıkararak yazmıyoruz buraya dostlar. Peki paydalar eşit değilse ne yapacağız öğretmenim? Önce paydaları eşitleyeceğiz dostlar. Nasıl eşitleyeceğiz peki hocam? En klasik yöntem birinci kesrin paydasıyla diğer kesri, ikinci kesrin paydasıyla da birinci kesri komple çarpacağız. Yani şurayı d ile, bakın diğer kesrin paydasıyla d ile hem payı hem paydayı yalnız unutmayın. B ile de yine hem payı hem paydayı çarpacağız. Ve çarpınca bakın ne oluyor? D ile A'nın çarpımı geliyor. Bölü D ile B'nin çarpımı geliyor. İşte topluyorsak topluyoruz, çıkarıyorsak da çıkarıyoruz. Ve burada da bakın B ile C'nin çarpımı geldi. Yine B ile D. Bakın ikisinin de paydası ortak oldu. B, D oldu. Yani sonrası kolay. Üstteki işlemi topluyoruz ya da çıkarıyoruz artık hangisini yapıyorsak. Bölü ortak paydayı da bir tanesini buraya getirip yazıyormuşuz dostlarım. Olay bu kadar basit. Şimdi tabii bunu sorularla daha da iyi anlayacaksınız inşallah. Hemen soru çözümüne bir başlayalım. Toplama çıkartmayı şurada hemen bir halledelim. Bakın ilk sorumuzda dostlar paydaları ortak vermeye çalıştık. Paydalar ortak hepsinde aynıysa ne yapıyormuşuz? Kural neymiş? Üstleri topluyormuşuz. 1'i, 2'yi ve 4. Yani toplayın dediyse topluyorum. Çıkart deseydi de çıkartacaktım. Bölü diyorum. Ortak paydada yazıyorum. Yani bir tane paydayı ortak yazıyorum buraya. 3'ü de 7 ya. 3'ü de aynı olmak zorunda zaten. Bir tanesini yazıyoruz. Peki ne çıkıyor sonucumuz? Üstü bir toplayalım. 1, 2 daha 3. 3, 4 daha 7 yaptı üst taraf. Bölü aşağıda da 7 var. Ve 7 bölü 7 ne demektir? 1 demektir. Tabii ki cevabımız da 1 geldi. Hemen şuna bakalım dostlarım. Bakın burada da paydalar eşit değil. O zaman ne yapacağız? Önce paydaları eşitleyeceğiz. Şimdi 2 ile 3'ü düşünün. Kaçta? 2 ile 3'ün ortak katı. Ekoku diyelim hatta. Ekoku kaçtır? 6'dır deyip bulabilirsiniz de.
Ya da hocam ben uğraşmayacağım. Bununkini getirip bunun altına yazıyorum. Bunu da getirip diğerinin altına yazıyorum. 3 ile burayı genişletelim. Bu işleme bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıyla çarpmaya genişletmek denir. Genişletiyorum dostlar 3 ile. O zaman 3 ile 1'in çarpımı 3. 3 ile 2'nin çarpımı 6. Arada artı var. Şurayı yapalım. Hem bununla çarpacağız hem bununla. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 2 ile 3'ün çarpımı da 6. Bakın paydalar aynı oldu. O zaman üstleri topluyorum 3 ile 4'ü. Ortak paydalardan birini de yazdım 6. 3 ile 4'ün toplamı 7'dir. Bölü 6 diye de yazdım. Cevabım 7 bölü 6 çıktı dostlarım. Şuna geldik. Bakın üçlü var burada. Combo yapmışız. Hemen bir bakalım dostlar. Şimdi 3'ü kaçta eşitlenir? Bu sefer 3'ünün ek okunu bulacaksınız dostlar. Ama şöyle bir bakarsanız. Bak 4 de 12'nin katı. Böleni. 6 da 12'nin böleni. Yani hepsi 3'ü 12'de eşitlenir. Yani ben bunu 3 ile, bunu 1 ile, bunu da 2 ile genişletirsem hepsinin paydası 12 olur dostlarım. Sen bunu bir anda göremeyebilirsin. Hemen şöyle kenarda, daha ilk başlarda olduğumuz için belki de göremedin dostum ama kenarda şöyle hepsinin ek okunu bularak da soruyu çözebilirsin dostlar. Yani ek oklarının 12 olduğunu kendinde görebilirsin. Tabii bu zamanla artık ek ok bulmayacaksın. Şöyle bakışla da görebileceksin inşallah. Şimdi hemen paydaları eşitliyorum. 3 ile genişletelim bunu. 3 ile 3'ün çarpımı 9 bölü 12 olur. 1 ile 5'in çarpımı 5 bölü 1 ile 12'nin çarpımı 12. Eksiymiş burası pardon. 2 ile 1'in çarpımı 2. 2 ile 6'nın çarpımı 12 oldu. Şimdi toplayalım çıkaralım. 9 var artı 5 var eksi 2 var. Bölü bir tane ortak paydayı yazdım 12. 9 ile 5'in toplamı 14. 14'ten 2 çıkarsa da ne kaldı? Şuradan devam ediyorum. 12 kaldı. Bölü aşağıda da 12 var. 12 bölü 12 ne çıktı dostum? 1 çıktı diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Evet canım kardeşim. Şimdi geldik buraya. Şimdi bir soruda parantez işlemi varsa. Şimdi ileride göreceğiz işlem önceliği diye ama. Şimdiden çıktı. Önce parantezin içlerindeki işlemleri yapman daha bir kolaylık sağlar sana canım kardeşim. Ha, bu soruda ama istersen şöyle de yapabilirsin. Şu eksiyi içeriye dağıtarak önce bir parantezden kurtulabilirsin eğer istersen. İki yolun var. Ya önce bu parantezi yaparsın bir sayı bulursun. Sonra bunu kapatıp bu parantezin içinden bir sayı bulursun. Sonra iki çıkan rasyonel sayı da işleme yani çıkarma işlemine koyup sonucu bulabilirsin. Ya da bak bunun önünde hiçbir şey yoksa artı var demektir. Artıyı içeriye dağıtınca işaret değişikliği olmaz. Yani 1 bölü 4 artı 2 bölü 3'tür bu. Eksiyi içeriye dağıtınca işaret değişir. Bu artı ya eksi olur. Eksi 1 bölü 6. Bu da artı. Bu da eksi 1 bölü 12 olur. Bak üstteki sorunun neredeyse aynı. Hepsini yine sen 12'de eşitleyebilirsin. Şimdi bunu 3 ile çarparsın. Bunu 4 ile. Bunu 2 ile. Bunu da 1 ile çarparsan hepsinin paydası 12 olur. Peki yapalım. 3 ile burayı çarpalım dostlarım. 3 ile 1'in çarpımı 3. Artık şöyle bir paydada yazıyorum bak. Ortak paydada 12'ye paydasını yazıyorum. Artı var arada. 4 ile 2'nin çarpımı 8. Eksi var arada. 2 ile 1'in çarpımı 2. 1 ile 1'in çarpımı yine eksi var. Eksi 1. Hani toparlayalım. 3, 8 daha 11. 11'den 2 çıkarsa 9. 9'dan da 1 çıkarsa 8 kaldı. 8 bölü 12 çıktı sorumuzun cevabı. Şimdi rasyonel sayılarda genişletme olduğu gibi yani aynı sayıyla hem payı hem paydayı çarpabildiğimiz gibi sadeleştirme de var. Yani hem payı hem paydayı aynı sayıya bölebiliyorsunuz. Bakın ikisi de 4'e ortak bölünüyor. 8'i 4'e bölün arkadaşlarım 2, 12'yi 4'e bölün 3, 2 bölü 3. Şıklarda her zaman en sade şeklimiz olur dostlar. Bu bütün konular için geçerlidir. Denklem konusu içinde, analitik geometride, geometride, matematikte, her yerde, fizikte, kimyada, biyolojide. Her zaman bulduğun sorunun eğer sadeleştirebiliyorsan sadeleştirirsin ve en sade şeklini yazarsın her zaman dostlarım. Kural budur. Evet, ilk kağıdımızı hallettik. Devam ediyoruz şimdi dostlar. Yine bir toplama çıkartmaya devam edeceğiz arkadaşlarım ama tabii burada ne var bir de farklı ekstra olarak? Şurada tam sayılı
Tam sayılı, pardon çarpı yok burada, çok özür dilerim, çarpı yok. Tam sayılı bir kesir var dostlarım. Yani bir kesrin, işte A bölü B kesri diyelim. Yanında çarpım durumunda değil de bir tam sayı varsa, K tam sayısı, tam sayılı kesir diye okunur bu. Tam sayılı kesri normal kesre çevirmenin yolu şudur. Paydayla tam sayıyı çarparsın, burayı çarp. Şuradaki payla da toplarsın çıkan sonucu. Yani B ile K'yı çarparsın. Artı pay ile toplayıp bölü ortak paydamız, yani paydamıza B'ye bölersin. İşte bu da bizim kesrimizin, normal tam sayılı kesrin normal kesir haline dönüştürülmüş şeklidir. Mesela bakın burada yapalım şimdi. 4 ile 2'yi çarparsın 8. 1 ile toplarsın 9 bölü 4'müş arkadaşlar bu. Arada bir de eksi varmış, 2 bölü 3 varmış. Hadi şimdi burayı yapalım. Yine payda eşitleyelim mi? Bunu 3 ile, bunu 4 ile çarpalım. Peki 3 ile 9'u çarpımı 27, 4 ile 2'nin çarpımı 8'dir. Arada eksi var. Bölü ortak paydamızda ne oluyor? 4 ile 3'ün çarpımı 12 oluyor. Peki toparlayalım. 27'den 8 çıktı, 19 bölü 12. Sadeleşiyor mu? İkisi de bakın ortak böleni yok. 19 ile 12. Yani aralarında asal iki sayı, sadeleşmediği için cevap direkt 19 bölü 12'dir. Şimdi şuna bakalım. Şimdi ne demiştik biz ilk temel kavramları anlatırken? Bakın burada bir tam sayı var, 2. Bütün tam sayılar aslında rasyonel sayıdır. Çünkü paydalarında gizli bir 1 vardır demiştik dostlarım. Bütün tam sayılar A bölü 1, B bölü 1, işte 3 bölü 1, 7 bölü 1 gibi paydasında bölü 1 olarak hepsi yazılabiliyor. Şimdi gelin bunları ortak paydaya çevirelim. Bakın bunu 4 ile, bunu 1 ile, bunu da 2 ile çarparsam hepsinin paydası 4 olur. Hadi genişletelim. 4 ile 2'nin çarpımı 8 bölü 4 ile 1'in çarpımı 4. 1 ile 3'ün çarpımı 3 bölü 1 ile 4'ün çarpımı 4. 2 ile 1'in çarpımı 2, 2 ile 2'nin çarpımı 4. Hepsinin paydası ortak oldu. Hadi üstleri toparlayalım. 8 eksi 3 artı 2 bölü ortak paydamız da 4 oldu. 8'den 3 çıktı 5. 5 ile 2'nin toplamı da ne yaptı? 7 bölü 4 bizim ortak paydamızdı. Cevap 7 bölü 4 geldi. Şuraya geldim arkadaşlar. Bakın burada bir tam sayılı kesir var. Önce bunu normal kesir yapalım. 2 ile 3'ü çarpıyordum 6. 1 ile topluyorum 7. Paydayı da aynen yazıyorum. Eksi 3 bölü 5 var burada. Şimdi şurada 1 var arkadaşlarım. 1'in önlerinde artı olduğu için artı işaret değiştirmiyor içeriye rahatlığında. Yine artı 1 diye yazıyorum. Ve eksi 1 bölü 10 diye de bunu yazıyorum. Peki 1'in paydası kaçtır her zaman demiştik? 1. Yani bütün tam sayıların paydası her zaman 1'dir. Şimdi gelin bunları ortak paydada yazalım. Hepsi 10'a bölünüyor dostlar bakın. Bunu 10 yapmam için 1 ile, bunu 10 ile, bunu 2 ile, bunu da 5 ile çarpmalıyım ben. Hemen çarpalım. 5 kere 7 35 eksi 2 kere 3 6 artı 10 kere 1 10 eksi 1 kere 1 1 bölü ortak paydamız da 10. Hadi toparlayalım şimdi. 35'ten 6 çıktı 29. 29 10 daha 29 10 daha ne yaptı? 39. 39'dan 1 çıktı 38 bölü 10. Tabii şimdi şıklarda 38 bölü 10'u göremezsiniz dostlarım. Çünkü bunun sadeleşebilme ihtimali var değil mi? Sadeleştireceğiz o halde. Hemen 38'i 2'ye bölelim 19. 10'u 2'ye bölelim 5. Yani 19 bölü 5'miş asıl cevabımız. Hadi geldik şuna. Şimdi burada da dostlarım yine bunun paydası 1'dir. Bunun paydası 1'dir diyelim. Ve şu parantezleri önce bir açalım. Şöyle oluyor bakın. 2 bölü 1 eksi 1 bölü 3 artı olduğu için işaretleri değişmeyecek. Artı 3 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Şimdi hepsi 2 ile 3'ün ortak katı olan 6'da eşitlenecek. O yüzden hepsinin paydasını 6 yapmak için 1 ile 6'yı çarpacağım. 3 ile 2'yi, 1 ile 6'yı, yine 2 ile 3'ü çarpacağız. Hepsinin paydası 6 olacak böylelikle. Peki genişletelim. 6 kere 2 12 eksi 2 kere 1 2 artı 6 kere 3 18 eksi 3 kere 1 3 bölü diyorum, ortak paydamız 6'ydı.
12'den 2 çıktı 10. 10 ile 18'in toplamı 28. 28'den de 3 çıkarsa 25. Ortak paydamız da 6'dır. 25 bölü 6 olarak bulduk sorumuzun cevabını. Daha da sadeleşmiyor. O yüzden böyle bıraktık dostlar. Evet, toplamayla çıkartma böyleydi. 15 dakika geçmiş. Hemen çarpmayla bölmeyi bir arada gömelim arkadaşlar. Şimdi çarpmayla bölme daha kolaydır dostlarım. Neden hocam? Çünkü çarpmayla bölmede şöyle bir şart yok. Yok işte paydalar aynı olsun, paylar aynı olsun gibi bir sıkıntımız yok. Direkt aklımıza gelen ilk şey. Üsttekileri yani pay kısımlarını çarpıyorsun A ile C'yi, bölüp alttakileri çarpıyorsun. Bu kadar basit dostlarım. Bir de şu çarpmada şuna dikkat edin dostlar. Mesela bir tane çarpma yazayım ben. 8 bölü 13 çarpı 7 bölü 6 diyeyim mesela. Şimdi iki sayıyı çarpacağız. Tamam bak bunu böyle de yapabilirsin. Üsttekileri çarp 56. Alttakileri çarp 60. 6 kere 3 18. 60, 78 oluyor galiba. Neyse önemli değil. Böyle bir sonuç da bulabilirsin. Tabi sonradan bunu sadeleştireceksin. İşte 2'ye böl 28, 2'ye böl 39. Böyle de bulabilirsin. Ya da şuna da dikkat edin dostlar. Çarpma işlemi varsa arada üsttekilerle alttakiler sadeleşebiliyor dostlarım. Üsttekilerle alttakiler. Yani 8 ile 13'ü de sadeleştirebilirsin. 7 ile 6'yı da sadeleştirebilirsin. Ya da bak buradaki üsttekiyle buradaki alttakiyi de sadeleştirebilirsin. Yani 8 ile 6 sadeleşiyor bakın. 7 ile 6 sadeleşmiyor. 8 ile 13 de sadeleşmiyor. Ama sadeleşebilir eğer gerekirse, istiyorsa. Yani sadeleşebilecek durumdaysa sadeleştirebilirsin. Ama şu anda sadeleşecek durumda değiller. Peki neler sadeleşiyor? Bak buradaki üsttekiyle buradaki alttaki. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Sadeleştirebilirsin diyor. İkisi de 2'ye bölünüyor. 4 olur, 3 olur. Yani sen aslında 4 bölü 13 ile 7 bölü 3'ü çarpacaksın. Bak sadeleştirirsen daha kolay çarparsın. Unutma. 4 kere 7 28, 3 kere 13 39. Böyle de bulursun doğru cevabı. Peki çarpma kolay. Gelelim bölmeye. Bu da kolay arkadaşlarım. Bölme işlemi yaparken olayınız şu. Birinci kesir aynen tutacaksın. İkinciyi ise ters çevirip çarpacaksın. Şimdi kesirler bize şöyle de verebilir. Bak. Ortada bir büyük bir bölü çizgisi, yukarıda birinci kesir, aşağıda ikinci kesir, böyle de olabilir. Ya da bölme işlemini şöyle de iki noktayla da bölme gösteriyoruz ya dostlarım. Bu durumda birinci kesir burası, ikinci kesir de bu. Kural neymiş? Birinci kesri aynen yaz bak. A bölü B ya. Bu da A bölü B. İkinci kesri ters çevir. Bak hani C bölü D'ydi ya bu. Ters çeviriyorsun. D bölü C. Ben yanlış yazmışım. Çok özür dilerim dostlarım buraya. D bölü C yapıyorsun. Burayı düzelteyim hemen. Ters çeviriyorsunuz burayı. D bölü C. Ve çarpıyorsunuz. Bak bölmeyi ne yaptın? Çarpı haline getirdin. Ne oluyor cevap? A çarpı D oluyor üst taraf. B çarpı C oluyor alt taraf. Yani şöyle bir örnek yapalım. 3 bölü 5 bölü 7 bölü 8. Birinciyi aynen yaz. 3 bölü 5 çarpı ikinciyi ters çevir. İşte bu kadar. 3 kere 8 24. 5 kere 7 de 35. 24 bölü 35'miş sorumuzun cevabı diyeceğiz arkadaşlar. Peki hemen şimdi yeni kağıdımızı alalım. Biraz da çarpmayla ilgili sorular çözelim. İlk sorumuza bakın. 3 tane kesri yan yana çarpacağız şimdi dostlar. Kural çok basitti. Üsttekileri çarpıyorsun. 2 çarpı 4 çarpı 1. İlk soru olduğu için şöyle uzun uzun yazayım. Bölü alttakileri çarpıyorsun. 3 çarpı 5 çarpı 3. 3 çarpı 5 çarpı 3. Sadeleşenler var mı? Yok. O zaman 2 kere 4 8. 8 kere 1 yine 8. 3 kere 5 15. 15 ile de 3'ün çarpımı 45. İşte cevap 8 bölü 45. Şuna bakalım. Şimdi bakın bölme işlemi var. Bölme işleminde ne yapıyorduk? İkinci olan bu. İkinciyi ters çevireceğiz. La hocam 2 neydi? Paydasında 1 vardı değil mi? 2 bölü 1. Şimdi birinci kesri aynen yaz. 3 bölü 5. Bölmeyi çarpı yap. İkincisine takla attır demiştim değil mi? 1 bölü 2 oldu bak. Peki çarpalım. 3 kere 1 3. 5 kere 2 10. İşte 3 bölü 10. Hadi bir tane daha. Bak burada şimdi hem çarpma var
hem de bölme var. Şimdi önce üst tarafı bir yapalım. Böyle büyük bölü çizgisinde dostlarım göreceğiz bunu. Merdivenli sorular diyeceğim. Özel bir başlık açacağım orada. Hem önce üst tarafı yapacağız, sonra alt tarafı yapacağız, sonra ikisini birleştireceğiz. Şimdi üst tarafa bakın dostlarım. Şöyle kesir çizgisini bir daha çizelim. Üste bir çarpma işlemi var. Çarpalım. 3 kere 2, 6. 4 kere 5, 20. 6 bölü 20'ymiş. Sadeleşiyor ama istersen sadeleştirme. Kendine güveniyorsan, büyük sayılarla da çarpma yaparım diyorsun. Peki altta ne var? 1 bölü 3 var. Burada yapılacak bir işlem yoktu. Aynen yazdım. Şimdi birinciye aynen yazıyoruz. 6 bölü 20. İkinciyi çarpı deyip 3 bölü 1 diye çarpıyoruz dostlarım. Peki çarpalım, takla attırdık. 6 kere 3, 18 bölü 20 kere 1, 20. Bak ikisi de 2'ye bölünüyor. 9 olur, 2'ye böl 10 olur. 9 bölü 10'muş sorumuzun cevabı. Hadi bir tane daha. Şimdi hocam 4 var burada. 4'ün paydasında 1 vardı dostlarım. Hadi üst tarafı çarpalım. 4 çarpı 7 çarpı 1 bölü alt taraf 1 çarpı 9 çarpı 3. 4 kere 7, 28. 9 kere 3, 27. 28 bölü 27 geldi. Şimdi 4 bölü 1'di değil mi bu? 4 bölü 1, birincisi bak bölme işlemi dikkat et. 4 bölü 1, birincisi aynen duruyor. Çarpı diyorum, 6 bölü 5 takla attırdım çarpıyorum. Çarpalım. 4 kere 6, 24. 5 kere 1, 5. Cevap 24 bölü 5. Geldik şuna. Üst tarafta bir çarpma işlemi var. Hemen yapalım onu dostlarım. Şu kesir çizgisini çizelim. 1 kere 2, 2. 3 kere 5, 15. Şimdi alttakini yapalım hemen. 1 kere 3, 3. 2 kere 4 de 8 diyelim. Bunu da böyle yazdık canım kardeşim. Şimdi devam ediyoruz. Birinci kesrimiz artık şu oldu. Bu bizim birinci kesrimiz. O zaman 2 bölü 15 diye birinci kesri yazıyorum. Çarpı diyorum, ikinci kesri takla attırıp çarpıyorum. Peki 2 ile 8'in çarpımı 16. 15 ile 3'ün çarpımı da 45. 16 bölü 45'tir sorumuzun cevabı dedik dostlar. Evet, şöyle bir bakalım kaç dakika oldu canım öğrencilerim. 22 dakika olmuş arkadaşlar. Devam etsek mi diye düşünüyorum şöyle bir yandan da. Daha elimizde çok fazla kağıt var. Devam edelim ya. Şu merdivenli sorulara kadar en azından şöyle 1-2 sayfa daha gömelim dostlarım. Şimdi gelelim işlem önceliği kısmına. Rasyonel sayılarda ve aslında bütün matematik ve geometri ve fizik ve kimya, bütün derslerde, sayısal derslerimizin hepsinde önce hangi işlem yapılır? Bir soruda hem toplama, hem çıkarma, hem çarpma, hem bölme, hepsi bir aradaysa hocam, önce hangisinden başlayarak soruyu çözelim? Ki doğru cevabı bulalım sorusunun cevabını arıyoruz şimdi. Şimdi işlem önceliğinde eğer soruda parantezli bir işlem varsa önce parantez içindeki işlemi yapacaksın kardeşim, mecbur. Parantezli bir işlem varsa önce parantezin içi yapılırmış dostum. İşte aşağıya bir örnek gösterdim. Yani sen burada şunu yapamazsın. Hocam önce 8 ile 9'u toplasam olur mu? Kesinlikle yanlış cevap bulursun. Hocam önce 5'i 3 bölü 5'e bölsem olur mu? Olmaz. Yanlış cevap bulursun. Ya da 5 ile 8'i çarpsam, bak burada çarpı var. 5 ile 9'u toplasam, bak burada toplam var. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. İşlem önceliği neymiş? Önce mutlaka şurayı yapacaksın. Yani senin bu böyle bir soruyla karşılaştığında ilk başlayacağın şey şu parantezin içindeki işlemi yapacaksın. Yani burayı 7 ile burayı da 5 ile genişletip çıkartmaysa çıkartma, toplamaysa toplama, bölmeyse bölme, çarpmaysa çarpma. Ne varsa parantezin içinde. Önce burası yapılacak, bir sonuç bulunacak burada. Tamam, peki hocam parantezin içini yaptık. Sonra çarpma veya bölme yapılır dostlarım. Eğer varsa soruda tabii ki. Yani sadece toplamadan oluşan bir soru da olabilir. O zaman sırası mırası yok. Soldan başla, sırayla git hepsini yap. Ama çarpma veya bölme varsa sıradaki ikinci yapacağın işlem bu olacak dostlarım. Çarpma veya bölme. Yani sen şurada parantezin içindeki bir sayıyı bulduktan sonra önce şuradaki bölmeyi yapacakmışsın dostlarım. Toplamayı en sona bırakıyoruz yani. Çıkartmayı, toplamayı. He, hocam peki soruda şuradaki gösterdiğin gibi hem bölme hem çarpma yan yana var. İkisi de yan yana. Önce hangisini yapacağız? Dostlar önce
soldaki işlem hangisi ise o yapılır. Bölme mi solda? Bölmeyi yapacaksın. Çarpma solda olsaydı çarpmayı yapacaktı. Bak şöyle yapalım. İki türlü sonucu da bulalım arkadaşlar. Şimdi önce kuralı uygulayalım. Yani soldakini yapalım. 8 bölmeyi yapalım. 8 bölü 4 nedir? 2. 2 geldi burası. Çarpı 2. 2 çarpı 2'de ne yapar? Sonuç 4 çıktı bak. Peki hocam önce şunu yapsaydık sonuç ne çıkardı? Tamam yapalım. 4 çarpı 2. 8. 8 bölü 8 olurdu. O da 1. Bak ne kadar farklı sonuçlar çıktı. Gördün değil mi canım öğrenci? Yani işlem önceliği önemli. Çünkü senin burada hata yapacağını çok iyi biliyor ÖSYM'deki amcalar. O yüzden buradan vuracaklar dostlar sana. Buradan vururlar. Bak dikkat et. Yani şıkların içerisinde 1 de olur, 4 de olur dostum. O yüzden dikkatli yap. Eğer çarpmayla bölmeyse yan yana olanlar önce soldakini yapıyormuşuz. Ve en sonunda toplama çıkartma yapılır. Garibim toplamayla çıkarma her zaman sona kalıyor, dona kalıyor dostlar. Şimdi bunu tabii ki örneklerle biraz taçlandıralım dostlar. Şöyle bakalım. İlk sorumuz bakalım ne diyor. Şuradakine bakın şimdi dostum. Soruda hangi işlemler var? Çıkarma var, bölme var. Şimdi bizim sıramız neydi? Önce parantez, sonra çarpma ya da bölme, sonra toplama ya da çıkarma. Peki ne diye? Burada hatta bir kod bile uydurabiliriz istersek. Şimdi parantez var mı? Zaten parantez yok, bunu geç. Çarpma bölme var mı? Evet, bölme var. O zaman önce bölme yapılacak dostum. Bak şuradaki bölmeyi şöyle kutu içine alıyorum. Önce burayı yapacaksın. Peki hocam buradaki işaret şu eksi 2 bölü 9'un işareti değil mi? Bak burada iki seçeneğim var. İstersen bu işareti görme. Şurayı yap. Bir sonuç bul. Sonra burada çıkarma işlemi uygula. İstersen de bu eksi eksi 2 bölü 9 olarak bunun işareti olsun. Eksi 2 bölü 9 olarak öyle bir sonuç bul. Sonra bununla topla. İkisinden de doğru cevap bulursun canım kardeşim, tamam mı? Eksilerde falan korkma. Kapat eksiyi. Hadi gel şurayı yapalım. Şimdi burası nedir? Birinciyi aynen tutuyorduk bölmede. Çarpı. İkinciyi ters çevir çarp. Bak dikkat. Ne demiştim? Yukarıdakilerle alttakiler sadeleşir. Bak ikiler gitti. Bir. Bir kaldı burada. Üçle de dokuz sadeleşiyor. Üçe böl bir. Üçe böl üç. Yani ne çıktı bu kutunun içi? Bir kere bir. Bir. 3 kere 1, 3. 1 bölü 3 çıktı hocam kutunun içi. Şimdi kaldır elini. Ne var burada? 1 bölü 3 var. Eksi var. Yine 1 bölü 3 var. Hadi şimdi burayı yapalım. Lan A'dan A çıkıyor. B'den B çıkıyor. Bir sayı kendisinden çıkarsa sonuç nedir? Sıfırdır. Doğru mudur kardeşim? Bu odada Emrah var. Ben varım. Emrah bu odadan çıktığında bu odada ne kadar Emrah kalır? E sıfır tane hiç kalmaz. Ben, benden gidersem... Ortada hiçbir şey kalmaz, sıfır kalır. Pekala, tamamdır öğretmenim. Bu kısım anlaşıldı. Hadi şu alttakini yapalım. Şimdi önce burada hangi işlemler var? Dostum bak büyük bir bölme var. Yani yukarıdaki bölü aşağıdaki bölme var. Şurada çarpma var ama hiçbirinin önemi yok. Şuradaki çıkartmayı yapacaksın sen. Lan hocam niye çıkartmayı yapıyoruz? Hani çıkarma toplama gariban da en son yapılıyordu. Parantezin içinde dostum bak. Parantezin içindeyse kral olur. Parantezin içinde ne varsa kral o arkadaş. İlk önce orayı yapacaksın sen. O zaman benim ilk işim şuradaki parantezin içini yani paydayı eşitliyorum, çıkarmayı yapıyorum dostlar. Yapalım. Şunlar şu anda hiçbir önemi yok. Bunlar dursunlar kenarda böyle. Yapalım. 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 3 kere 2 6. 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 6. Şurada 1 bölü 4 var. Burada da 1 bölü 8 var. Devam edelim şimdi. Şu kesir çizgisini bir daha çizeyim. Şurası 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 6 olarak ortak payda da yazdım. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 bölü 1 bölü 8 var burada. Şimdi önce üst tarafı yapalım. 1 kere 1 1. 6 kere 4 24. Şununla devam edelim. Yukarısı bakın 1 bölü 24 bölü aşağıda da 1 bölü 8 var. Şimdi bölme işlemini yapıyoruz. Onu da şuradan devam edeceğim dostlar. Üst tarafı aynen yazıyorduk birinciyi. 1 bölü 24'tür. Çarpı diyoruz. Alttakini ters çevirip çarpıyoruz. 8 bölü 1 diyoruz dostlar. Peki ne oldu burası? 1 kere 8, 8. 24 kere 1, 24. Hadi sadeleştirelim. Bak bu da 8'e bölünüyor, bu da. 8'i 8'e bölün 1.
24'ü 8'e bölün 3. 1 bölü 3 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, geldik şuna. Bak parantezin içi, parantezin içi, parantezin. Hepsi parantez içinde dostlar. O zaman şu parantez içlerine bir başlayalım. Şimdi bunun paydası 1'dir. Bunun da paydası 1'dir. Bunun da paydası 1'dir. Bunun da paydası 1'dir. Gelin şurayı. Şimdi paydası 1 yapıp da payda eşitlemektense şunu da öğrenin dostlar. Hani az önce bir tam sayılı kesri, normal kesri çevirmeyi öğrendik ya, bak şuydu kural. Bununla bunu çarp, 4. Burada topla dediği için topluyorum. 4, 1 daha 5. O zaman burası 5 bölü 4. Çarp. Bak burayı yapalım, daha iyi alışalım. 5 kere 1, 5. Artı 1. 5 kere 1, 5. Artı 1, 6 yapar. Bölü 5'i de ortak payda da yazdım. Bölü. Hadi şurayı yapalım. 4 kere 1, 4. Burada eksi olduğu için bak. 4 eksi 1. Yani 3. Paydayı da yazdım. Çarpı. Bak burada da eksi. 5 kere 1, 5. 1 çıkarsa 4 bölü 5 oldu burası. Şimdi önce şurayı çarpalım dostlar. Şu kısmı bir halledelim hemen. Bakın burada yukarıda 5 var, aşağıda 5 var. Bunlar sadeleşirler, 1 kalır. 1 kere 6, 6 bölü 4 kere 1, 4. Üst tarafı yaptık. Şimdi alt tarafa bak, şu kutuya. Hocam burada da 4'ler gidiyor. 1 kalıyor bunların yerine. 3 kere 1, 3. 1 kere 5, 5 oldu burası da. Hadi şimdi son olarak bölme işlemini yapıyoruz. Birinciyi aynen tutuyorum, 6 bölü 4 çarpı diyorum. İkinciyi 5 bölü 3 olarak çarpıyorum. Bak burada da sadeleştirme var. 3'e böl 1, 3'e böl 2. Hatta 2'ye böl 1, 2'ye böl 2. Yukarısı ne kaldı? 1 ile 5'in çarpımı 5. 2 ile 1'in çarpımı da aşağısı 2. 5 bölü 2 çıktı. Hadi şunu da yapalım, iyice alışalım dostlar. Şimdi önce parantezin içi. 5 ile 1'i çarpıyorsun, 5. Eksi dediği için eksi 1. 5 eksi 1'den 4 bölü 5 oldu burası. 5'i unutmayın paydayı yazmayı. Çarpı bir de 1 bölü 2 var. Bölü şurayı yapalım. 3 kere 1 3 artı 1, bakın burası 3 artı 1'den 4 bölü 3 oldu. Şimdi çarpmayı yapıyorum. 4 kere 1 4 bölü 5 kere 2 de 10 yaptı. Bölü diyorum, 4 bölü 3. Şimdi ne yapıyorduk? 4 bölü 10 aynen duruyor, çarpı diyorum. Diğerini 3 bölü 4 diye taklatlıyorum. Hatta 4'ler sadeleşti. 3 bölü 10 kaldı. Sorumuzun cevabı. Benim de canım çıktı arkadaşlar. İnanın bana, saat şu anda en son baktığımda bu videoya başlamadan önce sabaha karşı 2 miydi 3 müydü neydi? 2 ile 3 arası bir saatte çok yoruldum. Artık şimdi dinlenme zamanı, uyku zamanı, sabah işe gideceğiz. Evet, elimizden geleni yapıyoruz sizler için arkadaşlarım. Hadi bakalım, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.